Zaman oldu. Bir yaz arası vermiştik programlarımıza. Fatih Güneş'le Piyasanın Nabzı Kanal 42 ekranlarından 3. yılında 3. yayın döneminde yine sizlerle beraber. Piyasanın Nabzı programımızın adı yine aynı isimle devam ettireceğiz. Ama bu yayın döneminde nispeten daha çok ekonomiyle değil de daha çok piyasayla ilgili konuşmayı düşünüyoruz sizlerle. Her zaman olduğu gibi işin politik bölümleri, muhalefeti, iktidarı bizi ilgilendirmiyor. Biz burada memleket sevdalısı insanlar olarak, memleket sevdalısı olan, bu memlekete katma değer oluşturan ya da oluşturmak için çaba sarf eden kişi ve kurumları konuk edip onlardan bir şeyleri duymak, dinlemek, her zaman olduğu gibi de yine rakamları ve matematiği kullanmak için sizlerle beraberiz. Efendim ben Fatih Güneş, 3. yayın dönemimizde Kanal 42'de sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Siz de hoş geldiniz, biz de hoş geldik. Hemen solumda bu akşamki yayın konuğum Kaffa Tarım Yönetim Kurulu Başkanı, benim de aynı zamanda arkadaşım, sevgili dostum Sayın Aziz Öz. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ediyorum Fatih Bey. Kanal 42 olarak yeni bir yayın dönemine girdik. Özellikle son 3 yıllık süreçte bu televizyon cesur ve özgür ses olma noktasında ülkede sayılı kalan maalesef kurumlardan, ülkede özgür kalabilmeyi başaran, nadiren olan kurumlardan biri olmayı başardı. Takip ettiğinizi biliyorum. Nasıl görüyorsunuz? Önce onunla başlayalım televizyonumuzu. Öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanal 42 ailesi ve tüm Konyalı hemşehrilerimizin akşamını kutluyorum. Bu arada tabii ki Kanal 42'nin yayınlarını sürekli izliyoruz ve bu başarılarını takip ediyoruz. Tabii ki sizlerin de. Bu tür insanları bulmak biraz zor biliyorsunuz. Özgürce hareket etmeleri ve her şeyi gerçekçiyle anlatmaları. O yüzden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Kanal 42 ailesini ve sizleri tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ben de Kanal 42 Yönetim Kurulu ve Genel Yayın Yönetmeni, buradaki tüm arkadaşlarımızın adına tebriklerinizi kabul ediyorum ve teşekkür ediyorum. Böyle düşünmeniz çok güzel. Şimdi piyasanın nabzında biz bu akşam yine her zaman olduğu gibi gündemin önemli problemlerden bir tanesine parmak basmak istiyoruz. Ortada bir soru işareti var. İnsanlarda çok ciddi bir soru işareti var. Şimdi tarım ürünleri niye bu kadar arttı? Yaz döneminde neden biz 14 TL'ye, 15 TL'ye şeftali yemek zorunda kaldık? Bunun nedeni kimine göre bunları tarladan çok ucuza alıp marketlerde fahiş fiyata satan marketler mi? Bunları biriktiren, çok ciddi kar elde eden halciler mi, toptancılar mı? Ya da bu çiftçilerin üretim maliyetlerini çok yükselten, gerçekten onlara bu ürünlere satış pazarlama yapan firmalar mı? Aslında ülkenin tarım yönetiminde, hükümetin tarım yönetiminde bir sorun yok da gerçekten birileri böyle mi göstermeye çalışıyor? Algı yönetimi mi oluyor? Kafamızda onlarca soru işareti var. Ama dedik ya, biz politikacı değiliz. Biz olayın matematiğine bakalım istiyoruz. Bir de üretilen ürünlerin, sebzenin, meyvenin fiyatlarında değiliz. Bizim konumuz o değil. Kanal 42 televizyonlarında zaten tarım programları var. Haber bültenlerimiz muhteşem özel haberler çıkarıyor. Çok güzel araştırmalara imza atıyorlar. Takip etmenizi de öneriyorum. Biz bu akşam şuna bakacağız. Böyle bir realite oldu. Tarladan ürünler pahalı çıktı, ucuz çıktı. Ama bir şekilde çiftçinin elinde paranın olmadığı, çiftçinin elinde satın alım gücünün olmadığı nereden belli olur? Çiftçinin alım yaptığı tarım makineleri, yatırım yaptığı tarım makineleri, satın almaya çalıştığı traktörler, tarlasını geliştirmek istemeleri, hatta ülkede çiftçilik yapanların sayısının artması ve azalması. Ben şimdi birkaç veriden bahsetmek istiyorum. Sonra konuğumuza biraz da ısındırmak için
genel anlamda bazı sorular soracağız, yorumlarını alacağız. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde bir önceki yılla bir sonraki yıl arası geçtiğimiz dönemde tam 600 bin kişi tarım ve üretici kimliğini bırakmış. Yani 2 milyon 800 bin kişiden 2 milyon 200 bin kişiye düşmüş çiftçilikle uğraşan, bu konuda belge alan kişi sayısı. Korkunç bir rakam. Bir yandan tarım dışı işsizlik ve tarım içi işsizlik diye bahsettiğimiz veriler var. Baktığımızda tarımdaki işsizliğin gitgide arttığını görüyoruz. Yani tarımla uğraşan kişilerin ya da uğraşması gereken kişilerin işsizlik rakamlarının çok ciddi arttığını görüyoruz. Diğer taraftan bakıyoruz. Özellikle son birkaç aydır benim gözlemlerim, Aziz Bey ise daha belki de net tarihi söyleyebilir ama son birkaç aydır tarım makinesi üreticilerinin ciddi sıkıntıda olduğu, ham madde sıkıntılarında olduğu, satış sıkıntılarında olduğu, tahsilat sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Bütün bunları birleştiriyoruz ve Aziz Öz'e dönüp sormak istiyoruz. Bu bilgiler ışığında ya da sizin yeni ekleyecekleriniz bilgiler ışığında tarımda, tarım makine sektöründe, tarım ekonomisinde ne gibi bir durumdayız? Bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle ben bir çiftçi olarak ayrıyeten bu konuyla ilgili açıklamaları yapayım. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz tarımla alakalı girdilerin pahalanması, işte dış kaynaklı nedenler mi yoksa tarımdaki işsizlik vesairelerle alakalı mı dersek, bunların hepsi zaten birbiriyle endeksli olan, iç içe olan, zincir şeklinde birbirine geçmiş olan bir sistem. Doğal olarak buradan kısaca bahsedecek olursak sistemle alakalı bir problemin olduğunu söyleyebiliriz. Nedenlerini açıklayacak olursak, şimdi biraz önce çiftçiyle alakalı bir pozisyona geldik ama bunu tarım makineleri noktasına da bağlayacağız. Ben bir çiftçi olarak girdilerin gerçekten pahalandığını bizzat şahit olan birisiyim. Sebebiyeti geçen yılki ekilen arazilerimizdeki kullandığımız tohum girdileri, işte gübre, ilaç vesaire girdileri, mazot ve elektrik, en önemli girdilerden birisi olan elektrik girdilerinin pahalanması sebebiyle işçilik bu sene yaklaşık olarak %30-40 oranında artmış durumda. Belki daha fazla. Çünkü gübredeki fahiş fiyat noktaları biraz insanların artık canını yakmaya başladı. Bunu da zaten basın bültenlerinden vesaireden inceliyoruz. Tabii ki bu doğal olarak çiftçinin kazancına yansıyan bir nokta. Çiftçi malını sattığı zaman değerlendirilme noktasında daha düşük fiyatlarda satışları gerçekleştiği için bu da tarım makinalarıyla alakalı alımları da etkilemekte. Doğal olarak tarım makinaları çiftçiye endeksli olan, çiftçiyle alakalı olan bir pozisyon. Çiftçi kazanmazsa doğal olarak tarım makinaları firmaları ürettiği ürünü kime satacak diye bir soru çıkar ortaya. Bizler de bu makina noktalarındaki tabii ki satışları kimlere yapıyoruz? Bayilerimize yapıyoruz. Bayilerimiz de çiftçilere doğal olarak yapıyorlar. Çiftçilerimizin alım gücü zayıf olduğu için de bizler şu dönem içerisinde satmakta zorlanıyoruz. Doğal olarak yurt dışı pazarlarına açılmaya hedefliyoruz. Ki firmaların tamamı artık yurt içi pazarından yurt dışı pazarına çalışma yapmaya başladılar. Tabii ki bütün firmalar bu yurt dışı çalışmasını yapıyor ama dışarıdaki pazar da belli noktada kapanma noktasına geliyor. Çünkü pandemi noktasından dolayı birçok ülke artık dış pazarda kendi içerisinde mal alım satımı yapmaya başlıyor ki size bazı pazarlar kapalı duruma geliyor. Doğal olarak Türk devletleriyle alakalı bir pazarda ve Rus pazarında belirli noktalarda faaliyet gösteriyoruz. Kendi sektörümüzden bahsediyorum. Şu anda belirli noktalarda satış noktalarımız azalmış durumda. Sebepleri bizde de ham madde girdilerinin yüksek olması. Doğal olarak demir çeliğin geçen yılki fiyatıyla bu seneki fiyatlarının biliyorsunuz artışları tartışılmaz bir rakam oldu. Ve ham madde bulmakta güçlük çekiyoruz. Sebebi, örnek veriyorum, bir ham maddeyi buluyorsak diğer ham maddeyi bulamıyoruz. Veya tedarik zinciri bundan çok etkilenip alttaki tedarikçi arkadaşlarımız bile etkileyen noktaları var. Doğal olarak ürün üretemiyoruz. Ürünün civatasını bulsak sacını bulamıyoruz. Sacını bulsak işte belli noktaları eksik kalıyor. Ha, tedariği yapılıyor mu? Evet, yapılıyor. Ama tabii biz de bunları fiyatlarımıza yansıtmak zorundayız ki bu fiyatlarda biliyorsunuz fiyat listesi oluşturamaz durumda şu anda firmalar. Belli bir noktalarda artışlarımızı
bayilerimize, müşterilerimize mail yoluyla veya WhatsApp grupları yoluyla iletiyoruz. Peki şöyle bir çerçeve var. Temelden baştan başlayarak buraya gelen işte maliyetlerdeki artıştan başlıyoruz. Hı hı. İşte ekinlerin ya da işte ürünlerin az çıkmasından, evet, sıkıntıdan başlıyoruz. Bu sonunda birbirini etkileyerek gelen bir süreç. Tabii. Zaten tarih boyunca böyle oldu yani. Bu normal, birbirini etkileyen bir süreç. Asıl peki bunların kaynağı noktasında siz hem bir taraftan tarım konusunda faaliyet gösteren bir çiftçi olarak, diğer yandan da çiftçilere bu ürünleri satış pazarlamasını yapan bir firmanın sahibi olarak, aynı zamanda da ihracatçı olarak, evet, her üç pencereden de bakabileceğiniz için işin, evet, açıkçası ben bu akşam sizi davet ettim. Evet. Bu işin bir matematiği var, senelerce böyle. Yani hani sadece bu döneme denk gelmedi bu sıkıntılar. Evet, evet. Daha Türkiye önce Cumhuriyeti vardı. Sadece bu dönemde kuraklık yaşamadı. Peki neden bu kadar derin, kemikleşmiş bir tarımdan kopma var, sektörden de kopma var? Bunun nedenleri sadece ham maddedeki fiyat artışı olmasa gerek diye düşünüyorum. Tabii. Ne dersiniz? Tabii, şimdi şöyle bir durum var. Bahsettiğiniz konu çok doğru bir konu. Şimdi doğal olarak ham madde özelleştirme ile alakalı bir pozisyon. Şu anda ham maddeyi aldığımız noktalardaki doğal olarak fahiş fiyattan oluşmasındaki nokta özelleştirmelerin, yani hükümet kanalı tarafından yapılması ve bunun sonucunda da bu bedellerin ve fiyatların artışının meydana gelmesi. Yani tekel noktası gibi bir şey oluşuyor. Tabii ki burada sizler bu fiyatlara karşı bir cevap veremezsiniz. Çünkü sonuçta özelleştirilmiş bir fabrika, özelleştirilmiş bir emtia noktası var. Bizler de tabii ki bu artışlarla alakalı, hükümet kanadıyla alakalı bazı ticaret odaları olsun, ticaret başkanlığı olsun vesaire olsun, bunlarla konuşuyoruz. Artışlarla alakalı sebebiydi. Tabii ki bunun içerisinde alınan kararların yanlışlığı var. Biz bunları da dile getiriyoruz, söylüyoruz. Tek taraflı değil yani bu artışlar, yani işte özelleştirme kaynaklı vesaire kaynaklı değil. Bunların sonucunda zincir halkaları birbiriyle bağımlı. Alınan kararlar doğru olursa bizler de rahat bir şekilde hareket ederiz. Hı hı. Demek ki burada bazı kararların alınırken yanlış kararlar olduğunu düşünüyoruz. Şahsım adına söylüyorum tabii bu konuyu. Peki az önce dediniz ki meslek kuruluşları, meslek, evet, örgütleri var bu konuda. Onlar kanalıyla sıkıntımızı, şikayetimizi dile getiriyoruz, evet, diye. İnanıyor musunuz meslek örgütleri ve kurum ve kuruluşların gerçekten sizi, çiftçi kimliğinize de cevap verin, üretici kimliğinize de cevap verin, bir de ihracatçı kimliğinize cevap verin. Evet. Bu meslek örgütleri gerçekten böyle yumruğu masaya vurabiliyor mu? Sizin dertlerinizi istediğiniz tonda yansıtıyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Yani tabii ki istediğimiz tonda yansıtsalardı zaten bizler de bu artışlara karşılık cevap verme durumunda kalmazdık. Ki zaten bahsettiğiniz konular olduğu gibi bizler de yumruğun sert vurulmadığı kanaatindeyiz ki, hı hı, bu şekilde oldu. Yani milletvekillerimiz var, aracı işte dediğiniz gibi ticaret odaları var, Sanayi Bakanlığı var vesaire var. Herkes eli taşın altına koymak istiyorlar, fakat demek ki sesleri yeterince gelmediğini düşünüyorum ben de. Eğer gelseydi ki sanayiciler bu kadar, hani zor durumda demiyorum ama biraz daha rahat konumda çalışıp istihdam sağlayıp ülkenin ekonomisine biraz daha katma değer sağlayacağını düşünüyorum. Hı hı. O yüzden dolayı bence şahsi kanaatim olarak yine bunu dile getiriyorum. Biraz daha mücadele etmek gerekiyor. Peki ferdi mücadele, şimdi bunu söyleyince şey gibi, işte 1980 öncesinin belli bir kesiminin yansıması gibi, evet, oluyor ama aslında örgüt dediğimiz kötü bir şey değil. Yani biz şimdi mesela 10 kişi bir araya gelip ya bu ekmek fiyatlarında sorun var dediğimiz zaman aslında örgütsel bir tavır sergiliyoruz. Tabii tabii. Düşüncelerimiz. Bu örgüt bir düşünce grubuna ya da bir ideolojiye bağlı bir şey değil. Artık, evet, söylerken de imtina ediyoruz örgüt konusunu da. Peki tek tek mücadeleyi yapacaksak biz niye bu toplu meslek örgütlerine ihtiyaç var ki o zaman? Yani şimdi KAFFA Tarım Yönetim Kurulu Başkanı olarak Aziz Öz mücadele edecekse niye meslek örgütleri var, mesleki bilgi birlikler var, ticaret odalarında, sanayi odalarında komiteler var, komisyonlar var. Neden ticari örgütler var, büyük müsiyatlar var, askonlar var,
siz tek tek bu mücadele yapacaksanız bu mücadeleyi toplulaştırmak onların görevi değil mi? Niye tek tek bu mücadeleyi yapmak zorunda kalıyoruz sizce? Çok haklısınız. Şimdi normalde tek tek yapılan bir mücadele sonuç vermez. Sonuç vermeyeceği de zaten aşikardır. Tabii ki grup olarak bir şeyler yapmak zorundayız. Fakat yine dediğim gibi şu anda grup olarak yapılan hareketlere baktığımız zaman dahilinde sesiniz belli bir yere kadar ulaşabiliyor. Evet. Sesiniz belli bir yere ulaştığı kadarıyla da zaten yapılan işin sonucu belli bir yere kadar oluyor. Bizler elimizden geldiği kadar ilgili kurumlara dile getiriyoruz. İşte mailler yoluyla, işte sözlü olarak, tartışmalar yoluyla, işte veya herhangi bir oturma esnasında bunları dile getiriyoruz. Neden bu şekilde? Hı-hı. Neden biraz daha iyi olabilir miyiz? İşte daha iyi çalışabilir miyiz? Tabii bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Yapılmıyor diye bir şey söyleyemeyiz ama bunun yeteri kadar olduğunu düşünmüyorum. Dış ticaretle alakalı diyorsunuz. Hani hangi pencereden evet. bakıyorsunuz dediniz ya. Dış ticaretle de alakalı olsa, işte iç pazarla da alakalı olsa sonuçta herkesin bir problemi var. Bunu herkes aslında dile getiriyor Fatih Bey. Yani dile getirmiyor diye bir şey yok. Yani herkes Sanayi Bakanlığı'na, Ticaret Odası'na veya her yere bir şekilde ulaşıyor. Çünkü herkes biliyorsunuz Konya'da, Konya küçük bir il olarak nitelendirelim. Çünkü herkes birbirini tanıyor ve bu konuyla alakalı tartışma ve yönetimsel döngüde birleşebiliyor. Fakat sonuca baktığımız zaman sonuç içerisinde bu 5-6 hani televizyonlarda da duyuyoruz ya 5'ten büyük meselesi ve 5-6-7-8-10 firma bunu çok güzel bir şekilde işte örnek veriyorum kendisine bir yöntem sağlayabiliyorsa diğer firmalar işte aşağıdaki firmalar KOBİ'ler veya KOBİ'lerin aşağısındaki firmalar bundan çok fazla faydalandığını düşünmüyorum. Hı hı. Şahsi görüşüm bu benim. Tabii ki bunlarla ilgili onların paylaştığı dokümanlar var. İşte yurt dışı ile alakalı olsun, yurt içi ile alakalı olsun, işte konferanslar olsun, işte çalıştaylar olsun paylaşılıyor. Fakat bizler bunu yaparken biraz daha bu konunun gerçekçi olmasını istiyoruz. Hı. Yani çağrılan kişilerin çok kaliteli örnek veriyorum yurt dışından bir gruplar vesaireler geliyorsa yani bu bazı şeylerden bizim haberimiz olmuyor. Ben dış ticaret şirketim yani olarak konuşuyorum hem de üretim noktasında OEM mamul olarak alıp satan bir insan olarak söylüyorum. Bunlardan bizim haberimiz olmuyor. O yüzden dolayı arkadaşlara bunu da yazılı olarak da dile getiriyoruz. Sözlü olarak da söylesek de işte belli bir noktadan sonra bunu aşamıyorsun. Aşamadığın zaman da ne oluyor? Tabii ki bunlar bize farklı noktadan dönüyor. Yani biz burada mücadele ederek, kendi bireysel mücadelemizle, yeni personel istihdamımızla, başka ülkelere kendimiz giderek bizzat bu olayı aşmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen bu çünkü. O zaman tespitim doğru. Yani biraz yalnız kalıyorsunuz. Tabii ki yalnız kalıyoruz. Bu mücadeleniz içerisinde. Evet. Şimdi biraz geç başlamak zorunda kaldık. Rejideki arkadaşlarımızın bir kabahati yok. Biz böyle program hazırlığı sırasında tabii çok şey yapamıyoruz. Bir de herhalde biraz hamlamışız. birkaç aydır olmayınca böyle programa zamanında gelemedik. Seyircilerimiz özür diliyoruz seyircilerimizden. 20.50'de başlıyor normalde programımız. Bundan sonra salı günleri bir büyük değişiklik olmazsa 20.50'de ekran başında olmaya gayret edeceğiz. Bundan sonra daha dakik olmaya gayret edeceğiz sevgili izleyiciler. İlk reklam sürecimiz saat 21.20 gibi görüyoruz. Biz programa geç de başlamış olsak reklama zamanında girelim ki kul hakkına girmeyelim. Çünkü bizden önce Mehmet Bakırcı Hoca kızdı kul hakkı konusunda verdiği şeyde. Onu da kızdırmayalım ne olur ne olmaz. Biz 21.20'deki reklamlarımıza girelim. Kısaymış zaten rejide İlhan Bey arkadaşım hemen zaten süresini yazmış. Allah nasip eder 8 dakika sonra yanınızdayız. Ben Fatih Güneş piyasanın nabzında bu akşam tarım makineleri ve ekonomisini konuşacağız. Konuğum Sayın Aziz Öz. 8 dakika sonra görüşmek üzere
Fatih Güneş ile piyasanın nabzında bu akşam tarım makineleri ve bunların ekonomi etkilerini konuşuyoruz. Kıymetli konuğum Kaffa Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aziz Öz, aynı zamanda da kıymetli bir arkadaşımdır. Aziz Bey'in bir özelliği, programımızın ilk başında takip edemeyenler için söyleyelim. Aziz Bey hem çiftçi, işin toprak tarafında, hem üretici, tarım makineleri üretiyor, hem de ihracatçı, bu ürünleri de ihraç ediyor. Hal böyle olunca dedik ki bizim ayrı ayrı sorularımızı 3 ayrı konuk cevaplayacağına Aziz Bey'i çağıralım. Aziz Bey bizim sorularımızı cevaplasın, sağ olsun o da bizi kırmadı. Kanal 42 stüdyolarına, Konya'daki stüdyolarımıza davet ettik. Kendisi burada yanımızda. Programın ilk aşamasında biz de zaten hafif ısınmayla başladık. Gerçekten bu toprak verimliliği, bu paraların düşmesi, makine alımlarının daralması, ham madde fiyatlarının yükselmesinin gerçek nedenleri neler? Onları bulmaya çalışacağız. Toprakla ilgili bir konumuz da olacak. Programımızın bu aşamasında çok kıymetli bir hocamız da Skype üzerinden programımıza bağlanacak. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yaşar Eren'le bağlantı kuracağız. Hocaya toprakları soracağız. Bu obruklar ne, çökmelerle niye bunlar devamlı Konya bölgesinde oluyor? Bunların tarıma acaba bir etkisi var mı? Yok mu? Onların mı acaba bu ekonomiye etkisi, katkısı var? Onu konuşacağız. Yine böyle küçük esprilerimiz de olacak. Acaba şeftalileri de mi dış mihraklar pahalı hale getiriyor diye konuşacağız sevgili izleyiciler. Yayın arasında ben ilk bölümde söylemeyi unuttum. Rejiden arkadaşlarım uyardı. Efendim Kanal 42'nin Facebook ve Twitter hesaplarından şu an canlı olarak sosyal medya üzerinden programımızı takip edebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Kanal 42'nin Facebook hesabı ve Twitter hesabından canlı olarak bizi takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa oraya sorabilirsiniz. Programımız canlı. Yetişebildiğimiz ölçüde zamanımız kalırsa, arkadaşlarım da eğer görüp beni uyarabilirlerse oradan cevap vermeye ya da katkılarınızı burada dile getirmeye çalışırız efendim. Programımızın ilk aşamasında yine bu çiftçi sorunlarını konuşurken aslında reklama gitmeden çok önemli bir şey söyledik. Dedik ki peki bu tarımcıları, ihracatçıları, üreticileri, çiftçileri temsil eden kurum ve kuruluşlar acaba onların sesini, onların sıkıntılarını yeterince yüksek dile getiriyor mu? Aziz Bey de hayır, yeterince dile getiriyor olsalardı zaten biz tek tek uğraşmak zorunda kalmazdık diye net bir açıklama yaptı. Şimdi programımızın ikinci bölümünü Aziz Bey'e kaldığı yerden sözüne devam etmesi noktasında dile getirelim. Şimdi bu zamların, bu yüksek rakamların sizin söylemlerinizde ham maddenin bu kadar zam olarak yükselmesinin nedeni gerçekten dünyadaki ham madde fiyatları ve değişimleri mi? Çünkü yurt dışında da bayileriniz var, oradan alımlarınız da var, ithalatçı kimliğiniz de var. Yoksa Türkiye'de daha mı dünya standartlarından daha yüksek, daha büyük sıçramalarla mı evet, bir zam var? Bunları sizden öğrenelim. Birkaç örnek de verebilirsiniz kendi yaptığınız alımlarda. Tabii. Şimdi şöyle, dediğiniz gibi yurt dışı yani genel anlamda dünyada bir demir çelik üzerinde bir artış var. Evet, yani bu tartışılmaz bir şey. Tabii ki daha bugünkü görüşmelerimden birisinden bahsedeyim. Çin'de, Çin hükümetinin ciddi bir demir çelikle alakalı zam yapacağıyla alakalı bir bilgi geldi bize. Hı hı. Tabii ki oradaki tedarikçi firmamız da bize bilgi aktardı. İşte dedi ki işte şirketinizde, bizim şirketimizde alacağınız makinalar veya herhangi bir ürünle alakalı alımlarınızı önceden gerçekleştirin. Çünkü hı hı, büyük bir zam bekleniyor. Evet. Şimdi bu Çin, Amerika veya diğer ülkeler fark etmiyor. Herkeste bir artış var. Herkeste bir artış var ama tabii ki Türkiye'deki artışa baktığımız zaman yurt dışındaki makinalarla özdeşleştirdiğimiz zaman bedelsel olarak yani matematiksel olarak %300-350'lik bir artış, ciddi bir artış yani matematiksel olarak konuşmak gerekirse. Şimdi 8 ay önceki bedellere bakıyoruz. İşte 8 ay sonraki bedellere baktığımız zaman bugün de birçok arkadaşımla görüşme yaptım. İşte konuyla alakalı işte Fatih Bey'le görüşeceğimiz bir konuyla sizler ne düşünürsünüz? Bu konuyla alakalı sizlerin de fikirlerini öğrenmek istiyorum. Aynı konulara geldik. Yani bu artışlarla alakalı sıçramalar Türkiye'de biraz fazla. Tabii ki bu fazlalığı biz makinalara yansıtmak zorundayız. Doğal olarak bu makinalara yansıyan olaylar çiftçiye de yansıyacak. Çünkü bu ürünü çiftçiler satın alacak. Çiftçiler kazanamazsa, reaktif zincir olarak düşünüyoruz yine bunu. Çiftçiler kazanamazsa doğal olarak bizler de bu makinaları
satamayacağız. Yani satamazsak ne olacak? Üretimimiz azalacak. Üretimimiz azaldığı zaman ne olacak? İstihdam düşecek. İstihdamı azaltmak zorunda kalacaksın. Veya işte şu anda güncel olan bir pozisyon, tüm sanayici arkadaşlarımın da elinde olan veya işte uygulamış olduğu bir şey, fason üretim noktasına gelecek doğal olarak. Yani fason üretim dediğiniz zaman da ne olacak? Tabii ki ülkenin içerisindeki o katma değerler, yani devlete ödenen vergisel döngüdeki katma değerler azalmış olacak. Ve bu da neden kaynaklanacak? Bu reaktif zincirin bir sonucu olarak meydana gelecek. Şimdi baktığımız zaman dünyada da olsa, Türkiye'de de olsa bu değerlerin biraz daha düşük olması, üretimi biraz daha hızlandırması için çok önemli bence Fatih Bey. Hı hı. Şimdi bir dilerseniz VTR'miz var. Rejideki arkadaşlarımızdan da ricamız, bu arada da hocanın Skype bağlantısını ayarlayabilirlerse önce VTR'mizi izleyelim. Bu süreçte de hocamızı bağlayabilirsek VTR çıkışı hocamın görüşlerini de alalım. Profesör Doktor Yaşar Eren Bey, Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi. Bu topraktaki çökmelerin, topraktaki obruklaşmaların son dönem bütün haber bülteninde konu olan konunun nedenleri ve bunun ekonomiye nasıl katkısı ya da zararı olacaklarına dair kısa bir açıklaması var. Onu izleyelim. O arada da hocamıza bağlanmaya çalışalım. Evet, Orta ve Batı Anadolu havzalarında aşırı yeraltı su kullanımını ve küresel ısınmaya bağlı olarak yeraltı su seviyesinde önemli düşüşler, özellikle 2000 yılından itibaren önemli düşüşler başladı. Bu yeraltı su seviyesinin düşmesinin bir göstergesi de farklı zemin sıkışmasına bağlı olarak yüzey deformasyonları oluşturması, bunu bütün Orta ve Batı Anadolu havzalarında, işte Konya havzasında, Karapınar havzasında, Niğde havzasında, Afyon Akşehir havzasında, Manisa havzasında, hemen hemen bütün Orta Batı Anadolu havzalarında görüyoruz. Bunlar yine bu yüzey deformasyonları bazen yeryüzünde kimi yerde 1,5-2 metreye varan düşey atımlar oluşturan yüzey faylanmaları şeklinde izliyoruz. Bazen de genişlikleri 1,5-2 metreyi aşan yüzey yarıkları şeklinde izliyoruz. Şimdi Karapınar Havzası'nın hemen hemen bütün kenarlarında, yine Konya Havzası'nın tüm kenarlarında bu yüzey faylanmalarına rastlıyoruz. Geçmişte oldu. Aynı şekilde geçen sene Tuzlukçu Havzası'nda da yüzey faylanmaları, hemen Tuzlukçu'nun batısında, Tuzlukçu ile Pazarkaya arasında 2 kilometre boyutunda bir yüzey faylanması gelişmişti. Bu sene de Ağustos ayında Tuzlukçu'ya bağlı Çöğürlü kasabasında, yine bizim incelemelerimiz esnasında, tümünü incelemedik ama 400 metrelik bir mesafede yüzey faylanmalarına, yüzey deformasyonlarına rastladık. Burada özellikle köyün yakın kesiminde oluşmuş ve köyü de boydan boya kat eden ve köydeki evlerde de hasar oluşturan, açılmalar oluşturan bir deformasyon. Yine orada özellikle, eğer görüntüleri bilmiyorum var mı yok mu, Ağustos ayında oluştu ama vatandaşlarımız bir duvarı köpükle açılmayı kapattı. Ama biz gittiğimizde yaklaşık bir ay süre içerisinde 1,5-2,5 santimlik daha açılmayı gözlemledik. Köpükle kapattıkları duvar açılmaya devam ediyordu. İşte yeraltı su seviyesinin düşmesine bağlı olarak gelişen bu yüzey deformasyonları maalesef onlarca yıl devam ediyor. Bunu engelleyebilmenin tek yolu yeraltı su seviyesini belirli bir dengede tutmak, düşmesini engellemek. Bunu bir de bugün sağlayabilirsek bu kalıcı bir deformasyon oluşturduğu için birkaç on yıl daha devam edebiliyor. Yani bu tip yüzey faylanmaların gözlendiği yerler üzerindeki, özellikle çizgisel yapılarda, binalarda sürekli deformasyon oluşturuyor. Bizim Karapınar bölgesinde yaptığımız gözlemlerde, yine Adakale'de 5-10 santimetre arasında yıllık düşey çökmeyi belirledik o bölgede. Şimdi toprak alarım değil de işte havzalarımız kelimenin tam anlamıyla yeraltı su seviyesinin alçalmasına bağlı olarak çöküyor. Yani şu anda Orta ve Batı Anadolu havzalarının
tamamında neredeyse bu problem var. Tabii çok fazla düşümün olduğu yerde, yine uygun zemin olduğu bölgelerde, işte Konya Havzası'nda, Karapınar Havzası'nda, Akşehir Afyon Graben olduğu bölgede, özellikle yine Bol Vadi'nde bu tip yüzey deformasyonlarına yaygın bir şekilde rastlıyoruz. Bu dediğimiz gibi yeraltı su seviyesi, işte küresel ısınma bir yandan, aşırı su kullanımı bir yandan, yanlış su kullanımı ve su israfı bir yandan, yeraltı su seviyesinin aşırı düşmesini sağladığı için bu yüzey deformasyonları da maalesef zemin, farklı zemin sıkışmasına bağlı olarak gelişiyor. Maalesef üzülerek hocamızın açıklamasını dinledik. Bu toprak altı gerçekten sular ne aşamada, onu dalgıç pompaları üreten üretici firmalarla, firma sahipleriyle konuştuğumuzda bundan 10 yıl önce 20 metreden bile su çıkabilen Konya'da şu an 150-200 metrelik derinliklerden su çıkarmaya çalıştıklarını duyduk, öğrendik. Bunları da üzülüyoruz. Ama hocamızın açıklamalarına dikkat ettiyseniz bu sadece tek başına hatalı su kullanımı ile ilgili değil. Yani bu suçu sadece çiftçilere yüklememek de gerektiğini dile getirdi hoca. Bunun genel anlamda bir çözümünün olması gerektiğini, hatta başımıza neler geleceğini bunun önüne geçmezsek de kendi nazik diliyle ifade etti Profesör Doktor Yaşar Eren. Hocam eğer hatta ve beni duyuyorsa kendisine iyi akşamlar dilerim. Hatta olması gerekiyor. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Fatih Bey, iyi yayınlar. Konumuzda Aziz Bey'e de iyi akşamlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Biz geç de olsa bu saatte bize müsaade ettiğiniz için, konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ve bizi de kırmadınız, eksik olmayın, sağ olun. Hocam sizin VTR'nizi az önce izleyicilerimize izlettik. Zaten hani söylenenleri duyduk. Bu hepimizin, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dikkat etmesi ve üzerine konsantre olması gereken bir konu. Zaten görseldeki anlattıklarınızdan ziyade şunu söylemek istiyorum. Buradaki anlattıklarınız, süreç böyle devam ederse Türkiye'deki tarımı ve tarım ekonomisini ne kadar etkileyeceğini düşünüyorsunuz siz bu konu? Teşekkür ederim. Tabii ben yayına katılırken tanıyanlar arkadaşlar piyasaya da el attın mı hocam diye yaptı da. Şimdi tabii tarım uzmanı değilim, ekonomi uzmanı değilim. Evet. Bizim uzmanlık alanımız Konya'nın jeolojisi, evet. Jeolojik yapısı, depremselliği, işte oluşan yapılar, depremler, obruklar. Tabii araziyedeyiz sürekli. 35-40 yıldır Konya bölgesinde jeolojik incelemelerde ağırlıklı olarak bulunuyoruz. Geçen yıl AFAD'ın obruk projesi kapsamında Karapınar'ın tamamını dolaşıp orada incelemelerde bulunduk. Evet. Bu yılda yine Akşehir Belediyesi'nin öncülüğünde özellikle Akşehir Eber Gölleri civarında araştırmalarda bulunuyoruz. Tabii arazide olan her insan gibi maalesef gördüğümüz şu, bizim sulak alanlarımız, göllerimiz gözlerimizin önünde birer birer kayboluyor, yok oluyor ve biz sadece seyrediyoruz. Yani bunun tabii ekonomiye doğrudan mutlaka etkisi olacaktır. Yaşamın devam etmesi için önemli hususlardan, en önemli hususlardan biri su. Su yoksa zaten o bölgede hayat yok. Dolayısıyla Konya bölgesi de işte yüzey suları açısından zengin bir bölgede yeraltı sularımız var. O yeraltı sularımız da tabii sonsuz değil. Yenilenebilir bir kaynak da kabul edilmiyor. Genellikle yenilenemez kaynaklar grubuna giriyor. Çünkü milyonlarca yılda birikmiş işte havuzda bir suyu günümüzde özellikle çok aşırı miktarda kullanıyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Tabii günümüzdeki insanlık bir yılda 10 bin yıldan daha fazla kaynak tüketiyor, daha fazla su kullanıyor, daha fazla kirlilik yaratıyor. Dolayısıyla su kaynaklarımızda işte sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten geçmişte hemen hemen her taraf bataklık, bunları kurutmak için kanalların açıldığı Orta ve Batı Anadolu bölgelerinde şu anda özellikle tarımsal sulama için suyu 150 metrelerden, 200 metrelerden
Hatta bazı bölgelerde, Konya bölgesi de bunun içerisinde, Ege bölgesinde de bazı yerlerde de artık son derece su da alınamaz duruma geldi ve bu gittikçe artacak. Yani önümüzdeki bu düşüm, bir havzadan çektiğimiz suyun gittikçe artmasına bağlı olarak düşüm de artacak. Dolayısıyla mutlaka eğer biz tarımdan da vazgeçmemiz mümkün değil. İşte gıdadaki pahalılığı görüyorsunuz. Dünya çapında bir küresel ısınmanın yarattığı bir pahalılık var. Dolayısıyla bu durumu şimdiden acilen mutlaka önlem alıp bu yeraltı sularının aşırı düşmesini ve sulak alanlarımızın kaybolmasını mutlaka engellememiz gerekir. Hocam peki söylendiği gibi sadece tarımla uğraşan çiftçilerin suçu mu bu? Yani bireysel hatalardan kaynaklı mı? Yoksa bunun sevkini, kontrolünü yapması gereken, planlamasını yapması gereken bir düşüncenin ya da yönetimin hatalarından mı kaynaklı sizce? Ne düşünüyorsunuz? Yani ben suçlu aramadan ziyade bir an önce ne yapılacaksa yapılması gerekir. Nereden başlayacağız hocam? O zaman ne yapılması lazım? Yapılacak şey havzaya ek su getirmeniz lazım. Ya havadan ya da sudan su bulmanız lazım. Bunun işin şeyi bu. Şimdi tabii yeraltı sularıyla uzman hocalarımız var. Onlar daha iyi bilirler. Bizim su döngüsü dediğimiz bir döngü var. Bir bütçemiz var. Eğer gelirimiz var, giderimiz var. Giderimiz sürekli artıyor. Gelirimizde herhangi bir artış olmazsa bunun sonucunda su kaynaklarının tükenmesiyle karşı karşıya günün birinde geleceğiz. Örnek olarak veriyorum, özellikle biz yer bilimciler çok sık haritalar kullanırız. Bu haritaların da yapım yılları vardır. 70'li, 60'lı, 80'li yıllardaki topografik haritalara alıp baktığınız zaman şu anda Konya ilinin olduğu bölgede de kuzeyimizde bir sürü göl ismiyle karşılaşırsınız. Hı hı. İşte gidersiniz Karapınar'a, Otamış Gölü var, Ak Gölümüz var. Şu anda maalesef bu göllerin sadece ismi var. İşte bu sene yaptığımız araştırma gördük ki Akşehir Gölü Mayıs ayından itibaren tümden kuru, damla su yok. Türkiye'nin 5. büyük gölü şu anda su yok. Tabii bunun mutlaka bu yeraltı suyunun seviyesinin düşmesini engellememiz, bir yandan da tarımı sürdürebilir hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için her türlü tasarruf yapılacaksa yapılmalı. Her türlü teknolojik imkan kullanacaksa kullanılmalı ve acilen ne yapılacaksa, nereden getirilecekse mutlaka bu kullanacağımız suyu temin etmemiz gerekiyor. Yani bir yandan tarımı, bir yandan da sulak alanlarımızı korumamız gerekiyor. Hocam dünyada bir küresel ısınma var. Yani şimdi bu sadece belki de Türkiye'ye mal edilmemesi gereken bir şey. Bütün dünyada küresel ısınma varken tarım konusunda, su konusunda zengin olmayan ülkeler bu sorunu nasıl çözdü? Araştırma imkanınız oldu mu? Şimdi şöyle ifade edeyim. Yani su biliyorsunuz Suudi Arabistan, İsrail su konusunda oldukça sıkıntılı ülkeler ama Suudi Arabistan şu anda kendi suyunu %75'ini deniz suyunu arıtarak kullanıyor. Aynı şekilde İsrail suyunun %100'ünü deniz suyunu arıtarak kullandığı gibi bir de bu arıttığı suyu ihraç ediyor. Yine ABD'de de aynı şekilde deniz suyu arıtımında belirli bir şeye geldi. Türkiye'de de bunun bir örneğini sevinerek görüyoruz. Balıkesir'de Avşa Adası'nın ihtiyacı böyle bir tesisle gideriliyor. 40.000 kişilikti. Yine basından takip ettiğim kadarıyla Büyükşehir Belediyesi bu sene bunu 100.000 kişilik bir kapasiteye çıkarttı. Benim artık geçmişte belki bunlar hayaldi. Maliyeti çok yüksek projelerdi ama artık günümüzde biliyorsunuz su petrolden daha değerli. Mutlaka su boru hatlarının şimdiden planlanması gerekiyor. Özellikle denize kıyısı olan ve tarımın yaygın olduğu şehirlerimizde
deniz suyunun arıtılıp bu şekilde uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmayacağını, hem bunun teknolojik altyapısının oluşturulması gerekiyor, hem de bilgi açısından, maliyet açısından bunları geliştirmemiz gerekiyor. Tabii dediğim gibi bu su, daha az su isteyen bitkiler işte ekilebilir. Ne bileyim, her türlü yeni yöntemler, işte damlamasından tutun. Ama bir de bir gerçek var. Sizin de dediğiniz gibi bir küresel ısınma var. Bu küresel ısınmanın en fazla etki ettiği, ileriye baktığımız projeksiyonlarda Akdeniz bölgesi var. Akdeniz bölgesinde de Türkiye'nin işte Manisa, Aydın'dan tutun Konya, Aksaray, Osmaniye üzerinden Doğu Anadolu bölgesine giden kesimde çok etkili ileride olacağı öngörülüyor. Günümüzde de su stresi yüksek olan yine bir Orta ve Batı Anadolu bölgelerinde bulunuyoruz. Dolayısıyla mutlaka eğer bütçemiz, kullanacağımız su bütçemiz artıyor. Her sene artıyor ve artmaya da devam edecek. Bundan kaçınmamız da mümkün değil. Nüfusumuz artıyor, sanayimiz gelişiyor, tarımımız gelişiyor. Mutlaka bütçemizi zenginleştirecek yeni gelir kaynakları mutlaka bulmamız gerekiyor. Ama bunu yaparken de yine de sahada olan insanların gördüğü, yani bizim sulak alanlarımız yok olmadan bunları yapmamız gerekiyor. Eğer yok olduktan sonra biz bu önlemleri alsak bile, bir daha Orta ve Batı Anadolu'da bizim göllerden bahsetmemiz, umarız yanılırız hep beraber, İnşallah. Haklı çıkarız. İnşallah. İnşallah yanılırız, ama gidişat ve aracı gözlemlerimiz 30 yıldır herkes, yani Konya'lı olanlar da biliyor. Çevresine baktığımız zaman hem yağışlarda bir değişimin, hem iklimde bir değişimin olduğunu görüyoruz. Yani gelecek böyle görür, umarız değişir, ama şu andaki durum bu. İnşallah hocam, biz katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Umarız bir 6-7 ay sonra sizi bir daha konuk olarak aldığımızda bize güzel haberler verirsiniz. Çok güzel İnşallah. Aksiyonlar, güzel çok güzel yani. Aksiyonlar alındı, çok güzel girişimler yapıldı. Sizin bu kıymetli bilgilerinizden de umarım şu an yetkililer bizi dinlemiştir, duymuştur, faydalanırlar umarım. Hocam iyi akşamlar diliyoruz, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum, başarılar diliyorum. Sağ olun, saygılar. Bir reklam aramız daha olacak. O reklam arasından hemen sonra konuğumuza sözü vereceğiz. Fatih Güneş'le Piyasanın Nabzı. 6 dakikalık bir arası var. Hemen bizden ayrılmadan bekleyin lütfen. Piyasanın Nabzı'nın 3. ve son bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih Güneş. Bu programı yapıp sunmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yeni yayın döneminde salı akşamları saat 20.50'de başlayıp 22.35'te bitirmeyi düşünüyoruz. Umarım içerik noktasında ya da bizim sunumumuz noktasında sizi tatmin edici bir program olmuştur. Bu akşam stüdyo konuğum Kaffa Makine Yönetim Kurulu Başkanı sevgili dostum Sayın Aziz Öz. Programımıza bağlantıyla Profesör Doktor Sayın Yaşar Eren, topraklardaki susuzluk, bu obruklar, çöküntüler konusunda destek verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Skype bağlantısıyla bağlandık. Birazdan da telefonla Konya Altınekin Ziraat Odası Başkanı Sayın Bekir Kanıcıoğlu'yla bağlantı kuracağız. Kendisinin de bu yönde, verimlilik noktasında, tarım noktasında
ciddi çalışmaları var. Biz de onun sesini bir şekilde sizlere duyurmak istiyoruz. Bu arada söylemiştim, programımızı Facebook ve Twitter'da Kanal 42 sayfalarından sosyal medya üzerinden izleyebilirsiniz diye. Burada bir iki tane es geçemeyeceğimiz mesaj gelmiş, onu hemen iletmek istiyoruz. Aziz Bey'e, Sayın Aziz Özbey'e söylemişler ki Eralp Karabucak sormuş size. Makine fiyatları nereye gidiyor Aziz Bey demiş. Böyle giderse biz bu makineleri satın alamayız. Kara sabanla çiftçilik yapacağız. Hani modern tarıma dönüyorduk demiş. Birinci soru size. İkincisi de Fatih Bey, soy ismini vermeyeyim. Demiş ki adaşım kendisi. Türkiye'de tarım devletten bağımsız, şeffaf, denetlenebilir özel bir kuruluş tarafından yönetilmeli. Çünkü tarım bu ülkede hükümetlerin insafına bırakılmayacak kadar, sadece bu hükümeti kastetmiyor adaşım anladığım kadarıyla, hükümetlerin insafına bırakılmayacak kadar stratejik ve önemli bir meseledir diyor. Fatih Bey çok iddialı bir nokta ama size canı gönülden katılıyorum. Keşke böyle bir imkan olsa. Bana kalsa belediye başkanları da politik olmamalı, parti tarafından seçilmemeli, profesyonel olmalı şehir yönetiminde ama umarım o günleri biz görür ya da çocuklarımız görür en azından diye düşünüyorum. Bir de Urfa'dan selam gelmiş. Casim Samancı Urfa'dan bize selamlar göndermiş. Ona da aleyküm selam diyelim. Bekir Başkanımız canlı bağlantıya ne zaman hazırsa arkadaşlar bana bilgisini verin. Kendisine konuşalım. O arada biz de Aziz Özbey'le sohbetimize devam edelim. Bir önceki bilgiler noktasında ya da yaptığımız görüşmeler, bağlantılar, Skype bağlantıları, su sorunları, tarımın geleceği noktasında yine sizinle istişare edeceğiz Aziz Bey. Birkaç cümle bağlantımız öncesi sizden duymak isteriz. Şimdi zannedersem Erat Bey çiftçi olduğu için böyle bir soru sormuş. Evet. Kardeşimiz. Evet doğru, makine fiyatları nereye gidiyor dersek haklı. Çünkü çiftçinin alım gücü belli bir noktada düştüğü için makine alımında da tabii ki zorlanıyor. Doğal olarak bankasal döngülere yönlendirmeye çalışıyoruz. Bunu firmalar olsun, işte bayilerimiz olsun ve diğer kuruluşlarımız olsun banka finansmanı yönüne yönlendiriliyor ki çiftçi bu noktada süspansiyo kredileri kullanıp işte ürünü elde edebilsin. Fakat fiyatlandırma konusunda çok haklı. Maalesef bizden kaynaklanan bir sebep değil. Girdi maliyetlerimiz aynı çiftçide olduğu gibi bizlerin de yükselmeye başlıyor. Elektrik, işte diğer doğalgaz maliyetlerimiz, işçilik maliyetlerimiz, bunlarla birlikte işte devletin sübvanse ettiği bazı SSK'dır vesairedir var ama tabii ki bu girdiler de diğerleriyle birlikte birbirini dengelemeye başladı. O yüzden dolayı makine fiyatlarımızda bu artış mecbur yansıtmak zorunda kalıyoruz. Kardeşimize böyle bir bilgi vermiş olalım. Diğer konuyla ilgili herhalde eğer bir bağlantımız varsa o noktadan sonra devam edeceğiz. Bağlantı önce size birkaç veri vereyim. Sanırım başkanın konuşmasını da bu yer alacak. Gübrede %150 artış var. DAP gübresinde yine %130 artış varmış. Üre gübresinde yine %119 bir artış var. Evet. Amonyum sülfat gübresinde %30 artış. Bir yıllıkta %125 artış varmış. Bu %26 son bir ayda gelen zamlanmış bu arada. Bunlar gübreler. Tohumlukların fiyatlarında %25 artış var. Yem bitkisi tohumluğunda %153 artış olmuş son bir yıl içerisinde. Bu rakamlar yine TÜİK rakamları sevgili izleyiciler. En büyük problemin yemle ilgili olduğu düşünülüyor. Çünkü yem maliyetleri ve gübre maliyetleri çok artmış. Enerji fiyatlarını söylemeye gerek yok ki zaten %90 artmış. Son bir yıllık verilerden bahsediyorum. Tarımda çiftçilerin kullandığı enerji maliyetlerinden bahsediyorum. Daha kötüsünü söyleyeyim. Tarım kredi kooperatifleri yine başkana sorarız da. Bu ağır koşullarda çiftçilere haciz uyguladığı yazıyor burada. Çiftçilerin toplam borcu 180 milyar lirayı yani eski parayla 180 katrilyonu bulmuş. Çiftçilerin toplam kredi maliyetleri hani... Faiz lobisine karşı duracağız, faizi arındıracağız derken çiftçilerimiz Cumhuriyet tarihi boyunca hiç olmadığı kadar daha yüksek faiz tutarları ödüyor. Bu raporda da bunları görüyoruz. Toprak mahsulleri
ofisinde daha fazla ithalat yapılıyormuş Aziz Bey. Öyle söylüyor. Evet. Yani artık pek çok ürün, hububat ve bakliyat sıfır gümrükle ithalat yapılabiliyormuş. Ki bu da tarım ürünlerinde ithalat bir ülkenin tarımı için intihardır yazılmış. Sayın Başkanım, hatta mısınız? Bekir Bey, ben duyamıyorum sizi ama siz beni duyuyor musunuz Bekir Bey? Arkadaşlar biz duymuyoruz başkanımızı. Tekrardan bağlantınızı kontrol edebilirseniz biz o arada verilerimize devam edelim. Şimdi en son nerede kalmıştık? Evet. Çiftçinin ürünündeki art, aslında bizim kızdığımız o raflarda gördüğümüz evet. fiyat artışı %31 civarındayken çiftçi üreticinin toplam maliyetlerine gelen zamın ortalamasının %85 olduğu görülüyor. Yani aslında çiftçi de o kadar ekleyememiş bu zamları. Evet. Yine raporun belli başlıkları. Şimdi kızıyorlar. Bunu zaten başkana sormak istiyordum ama başkan sanırım en azından bağlantıda değilse bile bizi televizyondan bir şekilde takip ediyordur diye düşünüyorum. Hal yasası bir kere Mart 2010'da değiştirilmiş. Evet. Mart 2010'da değiştirildiği zaman artık toptancı hallerinden, aracılardan değil marketlerin direkt çiftçiden ürün almanın yolu açıldı. Mart 2010'da bakın. Ocak 2012'de de yürürlüğe girmiş. Büyük süpermarketler toptancı hallerinden ürün almak yerine üreticiden doğrudan ürün alıp raflarına koyabilecek diye kanun çıkmış. Sonra da denmiş ki biz aracıları çıkarıyoruz %25 ucuzlatacağız ürünleri denmiş ama öyle olmamış. Market kar marjlarını arttırmak dışında bu marketlerin de hangi marketler olduğunu hepimizi biliyoruz zaten. Sizler de takip ediyorsunuz. Şimdi 2010 yılında bunu gerçekleştiren hükümet hala iktidarda, tarım yönetimi hala iktidarda. Sayın Cumhurbaşkanımız etiketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçeceğiz açıklamasında bulundu. Bugün bakıyorum hayır, dün gelen bir bilgi 5 büyük zincir markete fahiş fiyat denetimi yapacağız. Marketlerden kaynaklı bu denildi. Sonra Tarım Bakanı Sayın Pakdemirli ve Ticaret Bakanı demiş ki biz hallere baskın yapacağız. 10 şehirdeki büyük hallere, sebze hallerine baskın yapacağız. Buradan bu rakamları çözeceğiz demişler. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da demiş ki tarım bitirildi, iktidar kılını bile kıpırdatmıyor demiş. Bu arada Ayhan Bey'i özellikle Tarım Komisyonu'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu'nda yer aldığı için bu bilgiyi verdik. Parti kimliğiyle değil. Bu noktada da zirai ilaç ve gübre satışını eleştirmiş kendisi. Bu bilgilerden yola çıkarak aslında sıkıntının büyük olduğunu dile getiriyor. Bir Sözcü gazetesinin geçtiğimiz günlerdeki önemli bir manşeti de tarım ithalatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmışız. Geçen yıl sadece tarım ürünlerini 10 milyar dolarlık tarım ürünü almışız yurt dışından. Türkiye içerisinde üretilen ürünlerden bahsediyoruz. Son 18 yılda ise tarım ithalatına 115 milyar dolar para harcamışız. Bunlar bizdeki veriler. Arkadaşlar bağlantıyı kuramayacaksak Aziz Bey'e dönüyorum, devam ediyorum. Kabaca yorumlarınızı alabilir miyiz Aziz Bey? Şimdi biraz önce bahsettiğiniz konulara isterseniz sırasıyla ele alalım. Lütfen. Öncelikle hocamın da konuştuğu su sorunlarıyla alakalı başlayalım isterseniz. Hı hı. Su sorunları evet ülkemizin şu anda içinde bulunduğumuz ekonomi durumunu etkileyen faktörlerden birisi. Hı hı. Özellikle İç Anadolu bölgesinde ve diğer bölgelerde de hissedilen ve ciddi anlamda da çiftçiyi çok zor duruma sokan bir olay. Bununla ilgili biraz önce Sayın Bekir Kanıcıoğlu'yla bir bağlantı gerçekleştirecektiniz. Fakat hı hı. asıl onun çalışmalarından birisi örnekleme olarak anlatayım size. İç Anadolu Havzası'na eğer yakın bir tarihte su gelmez ise biraz önceki hocamın bahsettiği gibi obruksal döngüler, yeraltı sularının azalması. Buna istinaden de artık yeteri kadar sulanmayan ürünlerle çiftçinin kazanması ekonomik olarak imkansız hale geliyor. Biliyorsunuz İç Anadolu bölgesinde ve diğer bölgelerde en çok ekilen ürünlerden birisi mısır. İç Anadolu'da özellikle hı hı. suyu en çok tüketen pancar, işte mısır gibi bitkiler. Hı hı. Şimdi çiftçilerin kazandığı, katma değer sağladığı ürünlerden birisi olan mısır
eğer su olmazsa eklemeyecek bir pozisyon. O yüzden dolayı suyu korumak için ne yapmalıyız derseniz, ilk önce elbette hükümetimizin, işte devletimizin aldığı projelerin önceliğinin aslında suyu getirmekle alakalı projeler olmasını biz temenni ediyoruz. Çiftçi olarak söylüyorum bunu. Daha sonrasında yine tarımın sürdürülebilmesi için ürün çeşitliliğinin bölgesel olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İç Anadolu bölgesi bir hububat noktasında değer kazanıyorsa, bir buğdaya örnek veriyorum çok iyi fiyatlar verilip ithalatın önünün kapatılması ve bununla birlikte işte buğday, arpa gibi ürünlerin İç Anadolu çiftçisinin ekiminin sağlanması ve veya daha az su tüketen bitkilerle ve ekonomik noktada çiftçiye katma değer sağlayacak ürünlerle çiftçinin biraz daha önünün açılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii her şeyi devreye toparlıyoruz ama burada aslında yani tek taraflı da düşünmemek gerekiyor. Elbette yani yine bir çiftçi olarak söylüyorum şahsım olarak. Yani çiftçilerimizde de örnek veriyorum evet şöyle fiyatlandırmalar sıkıntılı vesaire diyoruz ama her çiftçimizde de Fatih Bey en az kapısının önünde 2 tane 3 tane traktör var. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor aslında. Yani biraz da çiftçimizin ayağını yorganına göre uzatması gerektiğini düşünüyorum ve bunu en azından bir çiftçi olarak da söylüyorum. Var. Fakat dediğim gibi belli bir noktada işte yeterli olan bir ekipman ve yeterli olan bir işte traktörle devam ediyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman evet çiftçilerimiz söylüyor işte ay çekirdek fiyatları düşük. Evet doğru söylüyorlar çünkü temel girdilere baktığımız zaman ve elektrik artışlarına ve işte gübre artışlarına biraz önce değindiğiniz gibi %125'lik %130'lar oranında bir artışlar söz konusu iken bu çiftçi önümüzdeki yıl ne ekeceğini kara kara düşünür hale geliyor. Evet doğru sebep şimdi ekim zamanı. Ekim zamanında bu çiftçi gübre alacak. Şu anda DAP gübresi 6600 lira. Üre gübresi örnek veriyorum 4800-4500 bandında örnek veriyorum bunları. Şimdi fiyatlandırmalar gerçekçi rakamlar. Ama baktığımız zaman insanlar alım gücü düştüğü için bu çiftçimizi şu anda yapacağı şey biraz önce de bahsettiğiniz gibi yem bitkilerinde de olan artış, hayvancılığın noktasındaki biraz daha azalma. Doğal olarak insanları neye yetiyor? Tarımsal girdilerde işte köyünü, tarlasını bırakmaya doğru veya işte farklı noktalarda şehre göçü tetikliyor diyelim. Ama şu anda baktığınızda yine şehire göç olsa da yeni çiftçi kazandırma noktasında hani insanlar işsizlik noktasında fazlalaştığı için İç Anadolu ve diğer bölgelerde o yüzden dolayı yine köylerde belli bir nokta istihdam sağlanıyor. Fakat işçi personeli bulmak köyde de zor artık. Bu noktada sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi tarımda size bir veri vermiştim dikkat ettiyseniz. Orada şunu yazıyor diyor ki program başında da söyledik. 2 milyon 800 bin olan çiftçi sayısı 2 milyon 200 bine düşmüş. Doğru. Yani 600 bin kişi azalmış. Evet. Tarımla uğraşan kişi sayısı. Bu önemli. Bu arada tabii programımız interaktif. Biz burada bir şeyleri eleştirmek üzerine yapmıyoruz. Tabii, tabii. Gelen rapor hakkında fikir almak için yaptım ama son derece objektif olduğu kullanıcı adından belli olan Erdoğan Bey şunu söylemiş. Algı yapmayı bırakın. Çiftçiden iyisi yok. Her şeye teşvik var demiş. Erdoğan Bey'e gereken cevabı sosyal medya kullanıcılarımız doğrusu mudur, yanlışı mıdır? Katılanlar cevap versin oradan. Ortada ağlayan biri de yok aslında ama biz sadece verileri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerini burada ifade ediyoruz. Adınızın Erdoğan olmadığını biliyorum ama siz yazmışsınız, size de cevap verelim. Bir de demiş ki istenilen her şeyi ucuza alabilecek durumdasınız normalde demiş Erdoğan Bey. Kendi üslubunca dile getirmiş. Onu da dile getirelim. Yine Erhat Bey az önceki demiş ki aslında devlet gidip raflara baskın yapacağı, hale baskın yapacağına gübreye, mazota, elektriğe, tohuma baskın yapsın. Raflardaki fiyatlar o zaman kendiliğinden düşer. Bunlar girdi maliyetleri demiş. Arkadaşlarım uyarıyor. Yapabileceksek başkanımızla bağlanacağız. Başkanım beni duyuyor musunuz? Bekir Bey. Beni duyuyor musunuz? Bağlantımızı kuramıyoruz. Tamam. Bugün teknik bir sorun var. O zaman Bekir Bey'den özür diliyoruz. Çünkü programımızın bitmesine de 10 dakika kaldı. Bir daha yormayalım kendisini. Sözümüz olsun. Başka bir programda daha geniş hatta Skype üzerinden bizimle göz teması kurabileceği de bir
bağlantı kurmaya çalışalım kendisiyle. Tekrar özür diliyoruz. Efendim Altın Ekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kanıcıoğlu'yla bağlantı kuracaktık. Kendisi kabul etti, sağ olsun, eksik olmasın. Çok kıymetli çalışmaları var. Ben sosyal medyadan da olsun, YouTube'dan ki videolarından da olsun, konuyla alakalı olanların, tarımcıların, çiftçilerin, hatta ekonomiyle ilgilenenlerin de açıp okumasında, bakmasında fayda görüyorum. Kendisi çok çalışkan bir oda başkanı. Allah sayılarını arttırsın diyelim, evet, Aziz Bey. Evet, evet. Böyle kişilerin. Çok değerli bir arkadaşım. Sizden devam edelim. Bu tür eleştirilere ne diyorsunuz? Yani gerçekten bu bir algı operasyonu mu, yoksa bir matematik var mı bu işin içinde? Şimdi şöyle söyleyeyim. Matematiksel bir döngü olsa zaten insanlar insanların göz önünde bulundurur. Yani bu birkaç tane tabii ki arkadaşımızın verdiği cevaplar bu gerekli olan konjektörü şey yapmaz. Çok fazla etkilemez. Fakat yine dediğim gibi elbette çiftçinin sıkıntılı olan pozisyonları var. İyi olduğu noktalar da var. Biraz önce onu da değindik. Hı hı. Hani her taraf her noktada kötü, her noktada şöyle, her noktada böyle diye bir eleştiri noktası yok. Hükümetle alakalı biraz önce bahsettiğiniz gibi, evet, en ufak bir eleştiri noktamız yok. Fakat şahsım adına da burada işte dediğimiz gibi çiftçilerden gelen değerlerle konuşuyorum ben de. Hı hı. Ve kendim de bir çiftçi olarak söylüyorum. Evet, ay çekirdeği fiyatlarında belli bir miktar bedeller açıklanırken fiyatlar satmaya gittiğiniz zaman, örnek veriyorum, 4500-4550 derece fiyatlar aralığında ve yağ kalitesi dediğimiz bir nokta var. O noktadan işte fiyatlar bir şekilde dengeleniyor. Bunu da tabii ki firmalar, hı hı, kendi çapında değerlendirmeye alıyor. Şimdi diğer taraftan baktığımız zaman yine işte buğdaydaki fiyatlar. Normalde İşte her noktada zam gelirken buğday fiyatlarında bir artış söz konusu değil. Evet, oldu. Devletimizin verdiği, örnek veriyorum, bir fiyat dilimi var. Bu fiyat dilimi, evet, gerçekten diğer yıla baktığınız zaman gerçekçi bir rakamsal olarak artış var. Fakat, hı hı, şu andaki zamlara baktığımız zaman yeterli bir nokta değil. Yani, hı hı, bizim bahsetmek istediğim, benim şahsımın da ve sizin de bahsetmek istediğiniz herhalde buydu. Aynen. Çünkü, aynen, oransal döngülere baktığımız zaman %125'ler, %130'lar gibi rakamlar söz konusu iken, hatta geçen gün yine bir gazetenin birisinde veya haberlerde söylediler bunu. 500 TL'lik bir artış, yani bir gübrede çok büyük bir rakamdır. Hı hı. Yani bu rakamlarla eğer biz bu şekilde devam edersek, ben de şahsım olarak bir arpa ekeceğimiz bu yıl, örnek veriyorum, bir dönem baktığımız zaman 6600'e gübre alacaksın, işte üstüne üre gübresi atacaksın, elektrik maliyetleri vesaire, karlılığa baktığın zaman evet belli bir karlılığın var, fakat, hı hı, siz bunu hayvansal döngüdeki insanlara vereceksiniz, satacaksınız. Yeme dönüşecek olan bitkiler bunlar. Buna baktığınız zaman hayvansal üretim yapan insanlar bu girdilerle bu yemi nasıl alacak diye düşünüyorsunuz. Şimdi çiftçilerin sorunlarıyla ilgili tabii bizim, evet, söylemlerimiz hiçbir zaman olduğu gibi politik değil. Bilmez. Biz rakamsal veriler yapıyoruz ama, evet, Konya milletvekilimizin, Saadet Partisi Konya milletvekili Sayın Abdülkadir Karaduman'ın güzel bir tespiti var tarımla ilgili. Sadece, evet, Saadet Partisi kimliğiyle ilgili değil, genel tarımla ilgili. İlhan Bey, o VTR'miz eğer müsaitse hala, onu bir izletelim izleyicilerimize. Onun üzerinde de son 5-6 dakikamız kalacak. Sizden, hı, de görüşlerinizi alıp programımızı kapatalım diye düşünüyoruz. Uygun olduğu zaman yayına verebiliriz İlhan Bey. Kıymetli arkadaşlarım, diğer taraftan özellikle Konya'mızdayız. Konya'mızın da ülkemizde tarım ürünleri ihtiyacını en önemli ölçüde karşılayan bir il olduğunu elbette ki büyük bir iftiharla ifade etmek isterim. Son günlerde Konya'mızın da önemli üretim kalemlerinden birisi olan şeker pancarının özellikle alım fiyatının açıklanmasıyla ilgili de bazı hususları buradan ifade etmek isterim. Kıymetli arkadaşlarım, son bir yılda sadece gübre fiyatlarındaki artış %100'ü aşmışken çiftçinin şeker pancarını ekmeye devam etmesini, daha istekli olmasını bu anlamda beklemek bir hayalperestlik olacaktır. Bakın, geçen yıl Haziran ayında, geçtiğimiz yıl Haziran ayında ton fiyatı 1800 lira olan üre gübresi bu yıl 4100 lirayı aşmış durumdadır. Artış %128. Amonyum sülfat 960 liradan 2400 lira seviyesine çıkmış durumdadır. Artış
155. Kompoze gübre son bir yılda %132 zamlanarak 1680 liradan 3900 lira seviyelerine çıkmış. Bakın geçtiğimiz yıl 5 kilo şeker pancarı satan 5 kilo şeker pancarı satan üretici 1 kilo üre gübresi satın alabilirken bugün 10 kilo sattığında ancak 1 kilo üre gübresi satın alabilmektedir. Dolayısıyla bu sadece bahsettiğim gübre fiyatlarındaki artış, mazot, işçilik, ilaçlama, sulama gibi girdileri de hesaba kattığımız zaman bir çiftçinin ailesini geçindirmek için verilen rakamın ne kadar yetersiz olduğunu görebilmemiz elbette ki mümkün olacaktır. Bu mantık özellikle şeker pancarı üretimiyle ilgili yürütülen süreçleri baltalamak ve insan sağlığına ciddi olumsuz etkileri olan insanları nişasta bazlı şekere yönlendirmektir. Bu durumu da kabul edebilmemiz elbette ki mümkün değildir. Ülkede buğday üreticileri ciddi problemler yaşarken, şeker pancarı üreticileri ciddi sorunlar yaşarken, her geçen gün tarım alanları şeker pancarı üretiminde ve buğday üretiminde de tarım alanları daralırken, ne yazık ki geçtiğimiz günlerde hububat ürünlerindeki gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar iktidar tarafından sıfırlanmış oldu. Yani siz ithal edeceğiniz ürünler için herhangi bir gümrük vergisi, ithal edeceğiniz ürünler için herhangi bir gümrük vergisi almayacaksınız. Ancak kendi çiftçinize ambargo gibi kotalar uygulayıp aracıların insafına terk ederken ithalatçıya ödül gibi gümrük muafiyeti sunmuş olacaksınız. Kıymetli arkadaşlarım, bu tutum asla kabul edebileceğimiz bir tutum elbette ki değildir. Bugün tarımda yaşanan bu gelişmeler ülke ekonomisinin bu halde olmasının bir sebebi olduğu gibi aynı zamanda bunun bir sonucu olarak da karşımızda bulunmaktadır. Evet, Sayın Abdülkadir Karaduman'ın söylemleri böyle. Son 7 dakikamız var. Dediğimiz gibi güzel gelişmeler var mı? Var. Mesela ben şunu söyleyebilirim genel anlamda. Belli başlı teşvikler noktasında son 10 yılın önemli teşvikleri son birkaç yılda verildi tarım üreticilerine. Tabii ki bazen zamanında gelmeyen 10 paranın 1 paralık değeri yoktur diye bir atasözümüz var. Bazı noktalarda aslında destekler veriliyor ama neden çiftçimiz bundan tatmin olmuyor ise onu söyleyeyim. Çünkü yara çok derinleştikten sonra müdahale yapıldığı zaman tabii ki ne kadar ona bir yaklaşım olsa da destek büyük olsa da yaraya merhem olamadığı için belki de çiftçilerimiz mutlu olmuyor. İyi yanlarından bahsedebilir misiniz demişler. Tabii ki iyi yanlarından da bahsedebiliriz. Özellikle tarım makineleri konusunda, sadece tarım değil, tarım makineleri konusunda önemli teşvikler, son 20 yılın en önemli teşvikleri son birkaç yıl içerisinde, yani pandemiden sonraki dönemde yapıldı. Özellikle ihracata yönelik, ihracat yapacak üreticilere yönelik bu noktada büyük bir destek paketi açıklandı. Ben buna şahidim çünkü benim mesleğim bu. Ben devlet destek teşvikleri noktasında faaliyet getiren bir firmanın sahibiyim bunu yapan. Biz bizzat takip ediyoruz, bunu görüyoruz, hiç merak etmeyin, dile de getiriyoruz. Bu noktalarda bu destekler, bu teşvikler buralarda varken biz diyoruz ki diğer taraflardan da tarımsal alanda, yani sanayi yaparken bir yandan da tarımsal alanlarda da işte bu topraklarımızı, hocamın dediği gibi, suyla kaybetmeyelim. Bu topraklarımızın verimliliğine yönelik çalışmalar yapalım. Proje yapacaksak, büyük ve makro projeler yapacaksak bunu inşaat, beton, asfalttan ziyade işte toprağın altına, sulamaya, ülkenin önümüzdeki 10-15 yıl sonrasına eğer yatırım yapacaksak sanayinin ihtiyaç duyduğu ham madde üreticisi olan projelere, şu an sanayici sacı çeliği bulamıyorken, ham madde sorunu nedeniyle ihracat pazarlarını kaybediyorken
bunların öngörüleriyle, önümüzdeki yıllarda bunların öngörüleriyle makro milyar dolar harcayacaksak, bunları planlayan çip fabrikalarıyla, daha büyük çelik hattaneleriyle kurulacak olan büyük alüminyum tesisleriyle bu ülkenin önümüzdeki yıllardaki gelişmişliğinin tamamlanacağına inanıyoruz ve bu söylemleri dile getiriyoruz. Devletin ekmeğini yemiş ailesi babası memur çocuğu olan bir insan olarak devamı dile getiriyorum. Devlet bursuyla yurt dışına gitmiş okumuş bir insan olarak bunları dile getiriyorum. Bizim görevimiz bu. Yoksa yediğimiz ekmeğin helal olması mümkün olmaz. Olumsuzu gördüysek devletin daha iyi olması için olumsunu da söyleyeceğiz. Konuğumuza dönüyoruz Sayın Ezzet. 4 dakikamız kaldı. Sizden genel anlamda programın başından sonuna söylemek istedikleriniz, anlatmak istedikleriniz nelerse serbest bırakıyorum. Bir 4 dakikalık izleyicilerimize kapanış konuşması yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi Fatih Bey, genel anlamda zaten tüm konularla ilgili bir açıklama yaptık. İzleyicilerimizin de bildiği, Konya sanayicisinin de ve diğer sanayicilerimizin de bize katılacağı bazı şeylerden bahsettik. Çoğunluğu hani bulamamak noktasından ziyade sizin de bahsettiğiniz gibi büyük resmi görmekle alakalı aslında olay. Yani büyük resimde ne var? Yani özelleştirme yerine kendi sanayimiz, işte bahsettiğiniz gibi işte kendi üretim demir çelik fabrikalarımız, örnek veriyorum kendi alüminyum fabrikalarımız gibi birçok noktalarda yeni açılacak veya ileriki dönemlerde açılacak noktalarda eğer bizler ülke olarak bu büyük resmin içerisinde ve büyük fabrikalarla, büyük iştiraklerle şu anda yapıldığı gibi işte bir örnek veriyorum savunma sanayinde yapılan atılımlar gibi örnek veriyorum yine bu sanayiyle alakalı aslında. Savunma sanayiyle alakalı olan şey doğal olarak makine sanayiyle de alakalı. Hı hı. Tarımsal döngüde evet belli noktaları olmayabilir ama sonuçta makineyle alakalı olan şeylerin tamamı demir ve çelikten oluşan ham madde maliyetlerle ve maddi noktalarla oluşan şeyler. Buna baktığımız zaman tarımsal döngülere de gerçekten sizin dediğiniz gibi ciddi anlamda destekler verildi, teşvikler verildi. İşte TTDK olsun, İPART projeleri olsun vesaire diğer aksamlarda evet ciddi çalışmalar yapıldı ve son dönemlerde bunların bizler de katkısını gördük. Ama sizin de dediğiniz gibi benim de biraz önce bahsettiğim gibi bu olaylardan yola çıkarak insanların girdilerle alakalı olan durumunu biraz daha rahatlatırsak bizler de dahil bunun içerisine. Ülkemiz mükemmel bir ülke, cennet vatanımız. Bu vatanda hepimiz bu şekilde yaşamak istiyorsak rahat, özgür, ekonomik değerleri yüksek, işte eğitim seviyesi yüksek. Yurt dışında okuyacağımıza örnek veriyorum bunlara. Yurt içinde daha iyi eğitimlerimiz olsa ve sanayimize gerçekten yeterli personeller yetiştirsek. Şu anda ben kendi evladım açısından da bahsediyorum. Çocuklarımız gerçekten eğitim noktasında bile kaygıları varken bizler şu anda sanayisel döngülerdeki zorluklarla vesairelerle konuşuyoruz ve bunları tartışıyoruz. Bunların hepsinin bir ele alınıp topluca, yani bu eğitiminden başlayın, işte sanayisinden, ham maddesinden, işte sizin bahsettiğiniz işte destekler ve teşvikler noktasında birçok noktaya bakacak olursak, çiftçinin işte fiyatsal döngüleri, işte onların girdi maliyetleri vesaire hepsine bakacak olursak, hepsinin tezelden yani ne diyelim bunlara, acil bir eylem planı oluşturulup bunların göz ardı edilmeden bir incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Programımıza katma değer kattınız. Güzel de bilgiler verdiniz bize. Efendim Fatih Güneş'le Piyasanın Nabzı bu akşam özellikle tarım, tarımın yansımasıyla tarım makinelerinin ekonomisi, tarım ekonomisinin sorunlarına parmak basmak istedi. Çünkü piyasada son dönem en çok konuşulan konu bu. İşin bu politikacılarla ilgili bölümleri bizim işimiz değildi. Biz her zaman olduğu gibi matematiğin, istatistiğin, hatta devletin kurum ve kuruluşlarının verdiği rakamlar üzerinden yola çıkarak size bunları aktarmaya çalıştık elimizden geldiğince. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta salı saat 20.50'de Fatih Güneş'le Piyasanın Nabzında sizlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.